bu senin? İstemiyorum. Vaz mı geçiyorsun? Açar mısın? Lütfen. Bu ne? Sence? Yani bir tek taş değil, kabul ediyorum. Üç taş bu da. Yapacak bir şey yok, gecenin bu saatinde açık bir kuyumcu bulamadım. Ben de Esma'dan ödünç aldım. Ama sana söz veriyorum, sabah ilk işim gidip kocaman bir tek taş almak. Sene benimle. Telefon. Hastaneden arıyorlar. Açacak mısın? Doktor. Alo. Doktor Eylül Erdem'le mi görüşüyorum? Evet, benim. Size çok önemli bir şey söylemem lazım. Kimsiniz siz? Kim olduğumun önemi yok. Babaannenizin ölümüyle ilgili bilmeniz gereken şeyler söyledim. Ne? Bu vicdan azabıyla daha fazla yaşayamam. Söyleyin, sizi dinliyorum. Babaannenizin raporunu değiştiren kişi... Tek başıma değildim. Onların da haberi vardı ve hepsi işin içindeydi. Alo. Alo. Orada mısınız? Alo. Alo, buradayım. Siz kimsiniz? Hepsi dediğin kim? Alo. Sana arkadaşça bir tavsiyede bulunmaya geldim. Susacaksın. Ve de kimseye bir şey demeyeceksin. Anlaşıldı? Ne oldu? Kimmiş araya? Bilmiyorum. Hemen gitmem lazım. Nasıl bilmiyorsun Eylül? Hasta işi aramadılar. Hayır. Ya o zaman niye gidiyorsun? Telefon kesildi. Söylediği şey yarıda kaldı. Ya ne söylüyordu da yarıda kaldı? Sen. Sen de onlardansın değil mi? Ama yok. Beni kurtulamayacaksınız. İmdat! İmdat! Bağır! İmdat! İmdat! Bağır! İmdat! Bırak seni! Ne yapıyorsun? İmdat! Bağır! Bağır! İmdat! Ya dur dur! İmdat! Bağır! Ya bırak Ali, lütfen. Eylül. Önce bir sakin ol. Sakin ol. Tamam? Ne saklıyorsun benden? Ne olur gidip ne olduğunu öğrenmem lazım. Sakin olur musun ya lütfen? Ya bırak dedim Ali. Tebrikler. Sevmekten korktuğun için kaçıyorsun Eylül. Ne oldu ya? Arkadaşın Eylül işte. Kolay olmasını beklemen hata zaten Esma. Tüh ya. Beni hiçbir zaman şaşırtmadı ki. Alt tarafı evet diyecekti. Ondan sonra nişan, düğün, bebekti derken kolaydı yani. Merak etme, merak etme. Ben Eylül'ü yıllardır arıyorum. Şu
yaşım bu kadar yakınımdayken böyle kaçarak beni yıldıramaz. Hadi inşallah. Ha, parmağınız. Ben bir tane diyot, sargı bezi, bir şeyler getiriyorum. Bekle. Esma, önemli bir şey değil. Yara bandıyla çözeriz. Abla dikkat et. Ay. Kızım deli misin, divane misin? Mete, bu şarkı babanızdan bana gelsin mi? Gelsin. Gelsin. Aşkların en güzeline gelsin. Güzel mi? Hadi gelsin o zaman. Sen de benimle beraber söyle, tamam mı? İşte gitmeye çalışacağız. Haydi bakalım. Sağ ol. Yine deneyeceksiniz değil mi? Bak Esma, bir usta der ki, denedin yenildin. Olsun. Yine dene, yine yenil. Ama daha iyi yenil. Eylül için her şey değer. Hocam bence ben size bir çay koyayım. Otur, otur. Ben artık gideyim Esma. Her şey için teşekkür ederim. Gönlüme bir eğlence isterim olsun. Ben kalender meşrebim. Güzel çirkin aramam. Rıdayım ama ya. Ay çıkar şu kulaklığı kulağımdan da Allah'ım ya Rabbim ya. Taktı onu da. Ay. Aksine Mete'ye ne kadar güzel söylüyor. Hadi prensesim. Hadi kızım. Neydi öyle? Kaza oldu. Hem de çok yakın bir yerde. Ambulans aradın değil mi? Evet aradım. Evi yok mu ya? Kesin sarhoştu karşıdan gelen. Ölümdeydi bu araba. Son anda gördü. Kendini zor atıyor onun kenarına. Sıkışmış. Tut şunu. Kapı açılmıyor. Nerede kaldı bu ambulans ya? Beyler çekilin oradan, doktorum ben, çekilin. Yok, olmuyor, fena sıkışmış. Abi arabanın içinde 4 kişi var. Beyler açılın, tamam görebiliyorum, çekilin. Tamam. Çağırdınız mı? Şimdi kimse arabaya dokunmuyor. Duyuyorsunuz değil mi? Herkes arabanın uzağında duracak. Hepsi ölmüşler. Hocam? Kızın kaburgaları kırılmış. İç kanaması var. Akciğer naması yapıyor. Çocuğun da kafatası omuriliğinden ayrılmış. Bunun boyun kasları tutuyor. Çok dikkatli olmamız lazım, tamam mı? Sakın arabayı hareket ettirmeyin. Dokunmayın. Çok dikkatli müdahale edeceğiz, tamam mı arkadaşlar?
Kafatası omurgasından ayrıldıysa nasıl ölmemiş? Bir mucize olmuş Esma. Durduğu acı sayesinde yaşıyor. Destek ol hanımefendiyle ilgilen. Esma. Esma sakin ol. Esma sakin ol. Sakin ol. Hanımefendiye destek olun, yardım olun. Mete. Mete. Anneciğim Elif. Elif. Alpay. 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 Hanımefendi sakin ol. Alpay. Bana bak. Bana bak. Bana bak. Dinle beni. Dinle beni. Sakin ol. Gözümün içine bak, gözümün içine bak. Dinle beni. Sakin olman lazım. Dinle beni. Dinle beni, gözümün içine bak. Gözümün içine bak. Sakin ol. Gözümün içine bak. Ama senin önce sakin olman lazım. Çocukların hayati tehlikesi var, tamam mı? Sen böyle yaparsan ben çocuklarına yardımcı olamam. Sakin olman gerekiyor. Tamam mı? Yapabilecek misin bunu? Güzel. Serum takıyoruz. Solunum ve şuur takibine devam ediyoruz. Tamam mı arkadaşlar? Çok acele, çok dikkatli hareket etmemiz lazım. Hadi zamanla yarışıyoruz, hadi. Az önce hastaneden biri beni aradı. Benim haberim yok. Bir bakayım hemen. Hasta odalarından birinden aradım. O zaman bulmam zor ama. Eylül hocam, bugün sizi arayan erkek miydi? Evet, neden? Şu Serdar denen adam, bugün sizi sormuştu bana. Serdar mı? Bu Ziyanur Hoca'yı vuran adam var ya, Elif seninle konuşmak istiyor. Benimle mi? Evet, ben de anlamadım. Ne söyleyecekmiş ki bana? İnan bilmiyorum. Adam daha ifadesini bile vermeden böyle seninle konuşmak istemesi falan. Bir garip geldi, bir tuhaf geldi yani. Peki, sağ ol. Arabaya yaslanmadan dikkatli bir şekilde takıyoruz. Sadece sakin ol. Demek adım Mine. Memnun oldum. Ben de Ali Asaf. Doktorum. Sizi kurtaracağız buradan, merak etme. Lütfen sakince bekle, olur mu? İyi olacaklar mı? Nasıl iyi olacak mı? İyi olmaları için elimden gelen her şeyi yapacağım, merak etme. Güven bana. Tamam. Tamam. Dediğiniz gibi serumu taktım ama adım eksik olmuş. Biliyorum. Çocuk ne doktor? Sen git bana servikal boyunluğu getir hemen. Girebilir miyim? Ne yapıyorsun burada? Hastayla acil konuşmam lazım. Hastayı az önce kaybettik. Ne? Oh, oh, oh. Geldiğimde nabzı yoktu, müdahale ettim ama kurtaramadım maalesef. Ne saçmalıyorsun sen ya? Ne saçmalaması ya? Hasta X oldu diyorum, duymuyor musun? Telefonla konuştum ya, biraz önce telefonla konuştum. Oh! Hanımefendi, bir sorun mu var? Yok, hayır, bir şey yok. Bir sakin olsana. Adam zaten riskli bir ameliyat geçirdi, sen de biliyorsun. Senin babamla ne alakan var? Hı? Adam seninle de konuşmak istemişti. Ne dedi sen telefonda? Ne oldu? Korktun mu? Neyi merak ediyorsun? Ne diyorsun Eylül? Nasıl senin bu adamla ne ilgin var? Söyle. Bir sakin olsana sen ya. Sakin falan olamam. Bu adam bana çok önemli bir şey söyleyecekti. Bu işin peşini bırakmayacağım. Bırakmazsın. Tamam, önce bir kendine gel. Ne yapmaya çalışıyorsun? Ya bu adam bana bir şey söyleyecekti ve o şey yüzünden öldürüldü. Anlamıyor musun? Şişt! Ne yapmaya çalışıyorsun sen? Rahatsız mısın sen? Benimle gel. Hadi.
dikkatli oluyoruz, tamam mı? Yavaş ve dikkatli hareket edeceğiz. Bir milim bile kıpırdarsa felç kalır. Hatta ölür. Mete. Anneciğim. Çok yavaş hareket ediyoruz. Hadi. Aferin. Güzel. Yavaş. İyi gidiyorsun. Anneciğim, buradayım anneciğim. Aferin. Şimdi yavaş yavaş ellerimi çekiyorum. Tamam. Hocam, kız nefes alamıyor. Elli. Tamam, aç orayı. Aç. Bana müsaade et. Kadından gözünü ayırma, tamam mı? Anneciğim, buradayım. Akciğeri çökmüş, havayı boşaltmam lazım. Göğüs tüpüne takıp su altı drenajına bağlayacağım, tamam mı? Hadi. Anneciğim. Mine, sakin ol. Kurtaracağım. Tamam mı? Sakin ol. Sakin olman lazım. Anneciğim, buradayım anneciğim, yanındayım. Hepinizi buradan çıkaracağım, sakin ol. Ver, enjektör. Anneciğim. Hadi der. Eli. Drenajı hastanın seviyesinde altına indir. Şükürler olsun. Allah seni yollamış bunlara. İyi mi? İyi. İyi. Sakin ol, bekle. Tamam mı? Hepinizi çıkaracağım buradan. Nerede kaldı bu itfaiye? Tekrar anons geçin. Hadi yaralıları hemen çıkarmamız lazım. Hadi acele etmemiz lazım. Esma. Esma. Çok iyi değil mi? Tamam, sakin. Geçti, sakin ol. Tamam, geçti. İyisin, tamam. Hadi, geçti. Allah hepinizin belasını versin. Ya tamam, bir sakinleş artık. Nedir bu ya? Benim babaannem ameliyatta öldü. Doktor da o şerefsiz Sinan Tunç'tu. Sağ olsun. O ameliyatta o gün yanlış bir şey olduğuna o kadar emindim ki. Ne olduğunu çözmek için senelerce çalıştım, çabaladım, doktor oldum. Buraya gelebilmek için elimden gelen her şeyi yaptım ben. Sonunda raporları buldum. Hepsi gayet normal gözüküyordu. Ta ki bu adam beni arayana kadar. Adam ne dedi ki sana? Ameliyata ait raporu değiştirdiğini söyledi. Ne? Bir dakika. Nasıl yani? Sinan'ın suçunu örtbas etmek için yapmış işte. Eylül, sen farkındasın değil mi? Bu büyük bir suçlama. Suçlama falan değil, gerçek. Adam tek başıma değildim, hepsi biliyordu dedi. Bak yıllardır bunun peşindeyim ben. Bu Sinan sahtekarının suçunu ispat ettireceğim. Er geç yapacağım bunu. Şimdi sen söyle, bu olanlardan sonra, adamın bana telefonda söylediklerinden hemen sonra ölmesi normal mi? Ben de öyle düşünmüştüm. Şimdi git o elde bunun hesabını soracağım. Eylül! Yavaş, sarsmak yok. Yavaş. Fatih, Alp, Samet, hadi. Acele edin. Gel buraya. Sarsma. Yavaş. Tamam. Hadi. 15 yaşında trafik kazası, kırık dikişi var. Kafatasını boyun kasları tutuyor. Alp, gel. Boynunu tut. Sakın sarsma.
Al. Hadi nerede ikinci sedye? Aynı trafik kazası. 13 yaşında kız çocuğu. Kaburgaları kırık. İç organları zarar görmüş olabilir. Bana hemen kalp damar ve göğüs cerrahını çağır. Hadi acele et. Tamam hocam. Çocuktan emniyet kemeri takılı değilmiş. Beyin, boyun, göğüs, batın BT istiyorum. Peki hocam. Dikkatli, yavaş, sakin. Dikkatli, 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 dikkatli. Hadi dostum, hadi dostum dayan. Size bir şey soracaktım ama uygun bir zaman değil galiba. Bir dakika. Ne oldu? Ziyanur Hoca'yı vuran hasta. Az önce ölmüş. Ne? Ölmüş mü? Nasıl olur? Neden bu kadar şaşırdınız? Her hastayla böyle ilgili misiniz? Benim ilgimi ölçmeyi bırakın da konunun benimle ne ilgisi var onu söyleyin. Asıl siz niye bu kadar şaşırdınız onu söyleyin. Burası hastane. Ölümler olur. Bu kadar tepki verecek bir durum olmamalı değil mi? Özellikle sizin için. Ne demek istediğinizi anlamadım. Anlayacağınız zaman gelecek. Tansiyon alınamıyor. Femoral nabız yok. Ventriküler taşikardi. Defi ver. Nerede kaldı bu göğüste kalp cerrahı? Göğüs kafesini açmamız lazım. Geliyor hocam. Çekil. 3, 2, 1. Çekilin. 1, 2, 3. Geldim. Künt göğüs travması. Nabız vardı. Bisturi. Delikli yeşil. Kan bankasından dondurulmuş plazma isteyin. Tamam hocam. Sponç. Bırak. Hanımefendi buraya giremezsin. Bırak beni. Efendim. Bırak beni. Oğlumu göreceğim. Bırak. Hanımefendi. Bakmayın o kadar. Özgür hemşire. Hocam engel olamıyorum. Kosta ayrıca. Hanımefendi ne olur bana bakın. Hanımefendi ne olur bana bakın. Lütfen. Kalpte yırtılma yok. İnternal kalp masajına başlıyorum. Dur, dur. Mete, Mete. Sponge'da bas ya. Hanımefendi lütfen sakin olmaya çalışın. Bakın oğlunuzun göğsünde kanama var. Lütfen müsaade edin işimizi yapalım. Lütfen müsaade edin. Lütfen. Ne olur iyileştirin onu ne olursunuz. Tamam, tamam ama sizin dışarıda beklemeniz. Ne olursunuz. Özgür Hanım lütfen alın dışarı lütfen. Kalp boş. Boş mu? Boş ne demek? Hanımefendi çıkmanız lazım. Lütfen sakince beklemeye çalışın. Bekleyin lütfen. Göğsün sağ tarafında kan olmalı. Bir ünite daha getirin. Toraks tüpünü hazırlayın. Bir ünite daha verin. Tamam. Tampon, tampon daha çok. Aspirasyonu artıralım. Tampon, tampon, tampon artıralım tamponu. Aziz Sponj. Selim hocam, küçük kızın oksijen oranı %100 değil. Sanıyorum kaburga kalbi yırtmış. Sen kıza git, burası bende. Hadi, git. Dört ünite daha kan verin, sonra da doğrudan kalp hedefi deneyin. Durumu nedir? Hocam kaburgası koroner arteri yırtmış. VQ uyumsuzluğu var. PO2 seviyesi çok düşük hocam. CK ve CKMB seviyeleri de çok yüksek hocam. Miyokard enfarktüsü geçiriyor. Önce kateter laboratuvarına mı? Muhtemelen kalp onarılamaz derecede hasar aldı. Kardiyak kateterizasyonunu arayalım, sıvan kateteri için hazırlanalım. Peki hocam. Ektopi. Hocam koroner arteri kurtaramaz mıyız? Ölü bir kalbi beslemek olur. Tekrar ektopi. Perfüzyonisti ara, bypass alacağız. Bypass mı? Dediğimi yap. Peki hocam.
Ya kaç kere söyleyeceğim, niye anlamıyorsun? İzniniz yok Eylül Hocam. Alamam, yapmayın lütfen. Allah Allah ya. İçerideki hastayı görmem lazım. Kimden neyi saklıyorsun ya? Eylül Hocam, cesede yetkililer dışında kimse temas edemez. Al işte, al geldi polis. Aç şu kapıyı, kırdırtma bana. Ne oldu doktor hanım, problem nedir? Beyefendi morg görevlisi değil, Merkez Bankası güvenliği sanki. İçerideki vakayı incelemem lazım, açmıyor kapıyı. Açtırır mısınız şuna lütfen? Eylül Hocam, sizi içeri alamam. Eylül Hanım, diğer prosedürleri bilmiyorum ama zanlı olduğu için zaten gözaltındaydı. Artık o hastanenin değil, emniyete ait. Allah Allah. Şimdi ceset kime ait onu tartışıyoruz. Ve ben bir doktor olarak içeri giremiyorum, öyle mi? Maalesef hocam. Bu adli tıpa gidecek mi bu vaka? Evet, evet. Savcım otopsi istemişti. İyi. Vallahi sen gelmeseydin içeri girecekti. Neyse ki yırtık. Umarım daha deşelemez. Umarım. Hazır hocam. Sütler ödeme tamam. Beyin ödemi ve parenkimal kanama. Ventriküllerde daralma var. Beyin sapı hasar almış. Biz de küçük kızı bypass alacağız. Yaygın subarak nöit kanama mevcut. Ciddi beyin ödemi var. Kafa içi basıncı çok yüksek. Maalesef beyin beslenmesi yok. Ama kalp ritmi geri döndü. Sen de benim düşündüğümü mü düşünüyorsun? Kızım! Oğlum! Hanımefendi. Ne olursunuz, onlar benim çocuklarım. Benim çocuklarım, yalvarırım yanlarında kalmama izin verin, ne olursunuz. Hanımefendi, sizinle konuşmamız lazım. Bakın onlar benim çocuklarım ama iyileşecekler değil mi? İkisi de iyileşecek değil mi? Lütfen sakin ol, lütfen konuşalım, buyurun, buyurun. Hayır, hayır, kocam öldü benim bugün. Hayatımın 20 yılı yok oldu. Çocuklarımı da kaybedemem. Ne olursunuz kurtarın onları. Ne olursunuz, ne olursunuz. İkisini de kurtarın, ne olursunuz. Buyurun Mine Hanım, konuşalım. Elif. Buyurun. Mete. Buyurun. Elif. Mine Hanım, buyurun. Buyurun. Sakin. Mete. Lütfen. Mete. Mine Hanım, sakin olmanız lazım. Öncelikle beni dinlemeniz lazım, bakın. Mete'nin beyninde büyük bir ödem var. Ne? Nasıl yani? Geçici bir şey mi bu ha? Maalesef değil. Mete'nin beyin ölümü gerçekleşiyor. Ne? Nasıl? Hocam, hocam hala anamız yok. Tamam, geliyorum ben hemen. Hanımefendi, bakın kızınızın da kalbiyle akciğerleri iflas etmek üzere. Lütfen çok rica ediyorum, doktoru dinleyin. Allah'ım, Allah'ım, ne olur yardım et bize. Allah'ım, ne olursun yardım et. Mete'yi acilden çıkar. Hayır! Hayır! Hayır, vazgeçtiniz. Vazgeçtiniz, vazgeçtiniz. Onu kurtarmaya çalışmayacak mısınız? Ne olursunuz? Hayır Mete! Mete! Hayır! Mete! 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 Hayır! Vazgeçtiniz. Mine Hanım, Mine Hanım. Lütfen, lütfen bakın. Bakın lütfen dirayetli olmaya çalışın. Sakin olmanız lazım. Bana bakın lütfen. Bakın. Kızınızın kaburgaları kalbi besleyen arteri yırtmış. Ciğerleri zedelenmiş ve kanla doluyor. Maalesef tek bir şansımız var. Nasıl olur bu? Bu neden böyle oldu neden ama? Biz hiçbir şey yapmadık. Biz çok mutluyduk. Sadece arabayla eve dönüyorduk. Her şey çok güzeldi. Çok mutluyduk. Biz çok mutluyduk. Biz... Erkek. Ölüm saati 10.51. Gitmeyin. Kadın. Ölüm saati 10.53.
Yalvarırım. Ne olursunuz yalvarırım. Yalvarırım, ne olur ne gerekiyorsa yapın. Ne olursunuz kurtarın onu. Ne olursunuz ikisini de kurtarın. Ne olursunuz. Mine Hanım, bakın. Tek şansımız Elif'in 6 saat içerisinde kalp ve akciğer nakli olması. Yapabilir misiniz? Sizin onayınız gerekiyor. Yapın. Ne gerekiyorsa yapın. İkisini de kurtarmak için de olursunuz. Ne gerekiyorsa yapın ikisini de. Ne olursunuz. Mine Hanım, bakın. Mete'nin kalbini ve akciğerini kardeşi Elif'e nakletmemiz gerekiyor. Onun için bize onay vermeniz lazım Mine Hanım. Mine Hanım. Ne? Mine Hanım lütfen sakin olun. Mine Hanım bak biliyorum çok zor. Çok zor. Ama maalesef Mete için yapabileceğimiz bir şey kalmadı. Ama kızınız için var. Hayır. Hayır ikisini bir daha kurtarın. Mine Hanım lütfen elimizden geleni yaptık. Mete çok dayanıklı bir çocuktu. Küçüklüğünde de böyle düşer. Hiç ağlamaz hemen kalkardı ne olursunuz. Bakın Mete için çok geç ama kızınız için acele etmemiz lazım lütfen. Hayır. Hayır çok geç değil hiçbir şey için çok geç değil. Mete hiçbir zaman kardeşini yalnız bırakmaz. Hocam bakabilir misiniz? Mine Hanım'a hemen bir su verin birisiyle ilgilensin. Peki hocam. Benim çocuklarım onlar tanımıyorlar. Benim çocuklarım tanımıyorlar onlar. Hasta arrest oluyor. Hemen adrenalin ver. Tamam hocam. Bypass için hala hazır değil mi? Perfüzyonist'e haber verdik. Bypass için ameliyathan hazırlanıyor. Adrenalin tamam. Defiyi hazırla hemen. 50'yi ayarla. Hazır hocam. Çekilin. 3, 2, 1. Kalp ritmi normal. Lidokain hazırla. Buyurun hocam. Ventriküler taşikardi. Nabız yok. Defiyi tekrar hazırla. Bu sefer 120'yi ayarla. Anlaşıldı hocam. Hazır hocam. Çekilin. 3, 2, 1. Ventriküler taşikardi devam ediyor. Kalbi iskemik durumda. Ciğerlerine oksijen gitmiyor. Hastayı hemen ameliyathaneye çekmemiz lazım. Annesinin onayını aldın mı? Hayır alamadım. Hala oğlunun uyanacağına inanıyor. Durumu anlatmadın mı ona? Ali Asaf, ne yapacağız? Bilmiyorum ama bulacağım bir çaresini. Ben sana ölür mü dedim? Sadece korkut dedim, korkut. Abi ben de öyle yaptım ama herif bir anda korktu ve fenalaştı. Sadece ikna edecektin, susturacaktın. Aptallığınla başımıza çok büyük bela açtın. Abi o Eylül denen doktor. Olayı araştırırsa ben biterim. Asla kendimi kurtaramam. Madem bir şey yapmadın niye bu kadar korkuyorsun? Ama adli tıba gönderdiniz mi dedi. Ben de evet yolladım dedim. Ya takip ederse, ya gelmediğini fark eder, kılanırsa o zaman ne olacak? Bana bak. Sen bana yalan mı söylüyorsun ha? Öldürdüğünde beni mi kandırıyorsun? Hayır abi yemin ederim ben öldürmedim. Kendi kendime öldü. Tamam. Dosya kapanır gider o zaman. Sen de ortalıkta çok fazla dolanma. Peki. Karısın. Ağlamayın, lütfen ağlamayın. Gözlerinize yazık, lütfen. Nasıl ağlamayayım? Şimdi bu anne nasıl karar verecek? Hangi yavrusu kurtaracak? İçim yanıyor. İçim. Harbiden inanılmaz şanslıyız ya. Bak kaç senedir uzmanlık yapıp organ nakli ameliyatına giremeyen arkadaşlarım var benim. Ya Blogi Efendi gördün mü? Bir de bana şom ağzı diyordun. Bak bir günde hem kalp hem ciğer nakli. Dua et bana Blogi Efendi dua et. Bizim bir şeyiniz mi var? İyi misiniz? Resmen midemi ağrıttınız ya. Orada iki kişi içeride, bir kişi dışarıda can çekişiyor. Siz burada ameliyat için heyecanlanıyorsunuz. Vaka göreceğim diye seviniyorsunuz. Ben bu resme daha fazla tahammül edemeyeceğim. Tüh ya, üzdük kızı.
Olabildiğince hızlı gelmeye çalıştım ama. Esma'nın kafesinin orada bir trafik kazası oldu. Ben müdahale ettim. Erkek hastanın beyin ölümü gerçekleşti. Kız kardeşi de yoğun bakımda. Erkeğin kalp ve akciğerini kız kardeşine nakledebilirsek onun yaşamasını sağlayabiliriz. Ailesi onay verdi mi? Baba kazada öldü. Anne de çok kendinde değil. Hala iki çocuğun da kurtulabileceğine inanıyor. Ne yapabiliriz? Anneye ikna etmemiz gerek. Birinden vazgeçmezse iki çocuğun da kaybedebileceğini ona anlatmamız lazım. Bir çocuğunu kurtarıp diğerinin ölümüne izin vermesi gerektiğini yani. Peki beni niye çağırdın? Neden sen konuşmuyorsun kadınla? Ben konuşamam Eylül. Bu sefer benim senin yardımına ihtiyacım var. Kaybedecek zamanımız yok. Samet, hasta nerede? Hasta işte bu. Aa, buradaydı hocam. Serumunu bile ben taktım. Hakikaten buradaydı.